lie there. A guitar. Wish I knew how to play. Might dispel some of the gloom. Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky, in the sky? Selamlar. Videonun girişinden de anladığınız üzere bugün sizden BioShock Infinite hakkında konuşacağız ve oyunu haliyle oynama görevine ve yazma görevine sahip olduğu için Can benden daha fazla oynadı demeyeyim, hatta bitirdi 2 defa. Yani sayılır. Sayılır. Ben daha azıcık başındayım, o yüzden Can'la sohbet edeceğiz. Can size oyunu anlatacak. Can, BioShock Infinite nasıl? BioShock Infinite çok iyi olmuş. Hı-hı. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta hani belki en sonda söyleyeceğim şeyi en başta söylemiş oluyorum ama hani... Hadi söyle. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa bu senenin oyunu olabilir bence. Hmm. O kadar iyi. O kadar iyi. O kadar iyi. Ben merak ettim ya. Gerçekten o kadar iyi. Yani çok iddialı bir cümle çünkü. Hani evet. Daha yılın 3. ayındayız, 4. ayındayız. Neyse. O yüzden sürpriz olma durumunu da hesaba katıyorum ama yani sürpriz olmazsa... Zamanında öyle bir şey vardı. Çok konuyu dağıtmayacağım ama İngiliz Patent Ofisi'nin yaptığı bir açıklama var. 1900'lerden karşılarda artık icat olunacak her şey icat olunmuştu. Bundan sonra başka bir şey icat edilemez diye çok büyük bir laf etmişler zamanında. Tabii ki patlamışlar. Hep o geliyor aklıma. Bayağı şey. Nükleer patlama olmuş hatta. Duyduğumda hep o gelir aklıma. Peki yılın oyunu olabilir. Yani güzel. O zaman herkesin oynayıp bitirmesi gereken bir oyun mutlaka. Evet, özellikle benim gibi hikaye odaklı oyunları seviyorsanız BioShock Infinite mutlaka oynanması gereken bir oyun olmuş. İlk BioShock'tan bayağı farklı. Hı-hı. Atmosfer olarak da, karakterler olarak da. Daha doğrusu farklı diyorum ama hani bir açıdan aslında özünde sadık kalmış. Hı-hı. Ama aynı zamanda çok da farklı. Bu çok güzel bir şey. Yani serinin temelini bozmadan. Evet. Çünkü onu ya, o hatta yapan... Çok oyun oluyor. Durup evet BioShock oynuyorum ben de diyorsun. Hı-hı. Ama aslında hani o Rapture'ın basık ve klostrofobik atmosferinden eser yok. Evet. Hatta hani girişteki videoda göreceğiniz üzere böyle bir cennetten kopup gelmiş bir parça havası var. Hı-hı. Zaten hatta oyunun başında girişte Booker ben neredeyim diye gördüğü bir kişiye sorduğunda hani burası cennet. Evet, oyunun o girişi gerçekten çok güzel. Karşılanabiliyor. Şimdi sen söyleyince enteresan diye. İlk sorduğu adam neredeyim ben falan diye. Enteresan bir hikaye. Zaten oyunun en ünlü videoları oyun çıkın önce gördüğümüz bu havada rayların arasında oradan oraya uçtuğun evet. falan bayağı evet. bir geniş bir alan kullanıyorsun oyunun içerisinde. Peki, daha ne anlatmaya? Bu gibi şeylerin yanında çok aslında ağır bir şekilde bazı eleştiriler de yapıyor. İşte ırkçılığa, köleliğe vesaire. Ciddi mi? Evet. Oyunun duruşu var yani. Aynen öyle. Orada böyle bazı belli net mesajlar da yolluyor. Hatta onunla ilgili bayağı güzel birkaç enstantane vardı mesela. Şey mi, sahildeki zenci temizleyen bir adam vardı falan. Daha benim görünce vay be dediğim şey vardı mesela. Endüstriyel bir kısmı var şehrin. Oraya girdiğinde açık arttırma yapıldığını görüyorsun. Hani ne yapıyorlar acaba diye dinlediğimde insanların işe alınmak için orada açık arttırmaya girdiğini. Evet, herkes işi ne kadar sürede bitirebileceğini bildiriyor orada. Ve en kısa sürede yapacağını söyleyen tamam işe alındın sen falan şeklinde. Allah Allah. Emeğin o kadar fela hale düşmesi yani. Evet. O mesela çok müthiş bir eleştiriydi bence. Onun dışında yine bahsettiğim gibi hikaye açısından çok çok iyi. Ben bunu birçok yerde de okudum internetteki eleştirilerini. Bayağı iyiymiş yani. Yani ben birkaç gündür internetteki teorileri özellikle okuyorum. Hani üzerine inanılmaz konuşuluyor hala ve hala hani... oyun çok güzel böyle bütün soruları neredeyse cevaplıyor.
tatmin oluyorsun aldığın cevaplardan, aynı zamanda hani böyle açık bıraktığı yerleri de böyle, yani insanlar öyle bir hararetle tartışmaya devam ediyor ki hani inanılmaz bir yapımcı firma başarmış, evet. Oyunla ilgili oyun bittikten sonra da konuşulması öyle başarmış. Peki ama oyun hani temelde aynı oynanışlar diyor, değil mi? Hani silah işte bir elinde hani yeteneklerini Vigor'da da kullanabiliyorsun, o şekilde ilerliyor. Orada bir problem yok. Temel yapı aynı. Temel yapı o konuda ayrı. Ek olarak yanımızda çoğu zaman Elizabeth bulunuyor. Ve Elizabeth hani hakikaten belki de oyun tarihinde yanımızdaki NPC karakterlere bakışı değiştirebilecek kadar başarılı bir karakter olmuş. Yani normalde yanımızdaki NPC'yi koruyalım, işte o ölürse görev biter, hani sürekli onun arkasını toplayalım. Hatta bir yere takılır falan böyle, arkandan gelemez, çıldırırsın. Normalde o şekilde ilerlerken, bunda tam aksine Elizabeth senin arkanı topluyor. İşte çatışmada çok yaralandığın zaman mesela, sana bir sağlık paketi fırlatıyor, kendini iyileştiriyorsun. Ya da işte Vigor'unu çok fazla kullandığın zaman tuz alman gerekiyor. Bir de şey galiba değil mi, bunları etrafta varsa sana veriyor, yoksa yok zaten. Evet. Onun dışında işte Elizabeth'in bir özel yeteneği var, ona çok girmiyorum. Evet, çok spoiler olmasın diye ama hani bazen sizi çatışmalarda kurtarabilecek şekilde bazı nesneleri sizin olduğunuz evreni çekebiliyor. Atıyorum mesela orada bir tane siper varsa siperi sizin dünyanıza çektiği zaman onun arkasına gidip arkasından saldırabiliyorsunuz. Ya da işte orada bir tane RPG kutusu vardı. Onu sizin dünyanıza çektiğinde gene onu kullanabiliyorsunuz. Peki yapay zeka nasıl? Yapay zeka standart böyle artık FPS oyunlarıyla yarışabilecek kadar organize davranmıyor. Organize değil ama hani oyununuzu baltalayacak kadar kötü de davranmıyor. Anladım. Ben Hard'da bitirdim oyunu. 3-4 yer dışında çok öyle zorlanmadım. Ama zorlandığım yerlerde de bayağı bir zorladı. Onun dışında bir de oyunu bitirince açılan 1999 modu var ki onun çok çok daha zor olduğunu söyleniyor. Henüz deneyemedim. Hatta internette okuduğum yorumlara göre bazı yerler neredeyse imkansız diyorlar. Anladım. Peki anladığım kadarıyla Bioshock oldukça iddialı bir oyun. İşte hikayesi bakımından iyi. Oynayış bakımından eski yani serinin kendisini bütün önünü bozmadığı için iyi bir oyun. Hikayesinin yanında, oynanabilinin yanında grafikleri ve müziklerinle ilgili neler diyebilirsin? Grafiklerin kendine has bir yapısı var. Hani böyle çok gerçekçi değil ama göze inanılmaz hoş gözüküyor. Özellikle Kolombiya'ya ilk girdiğimiz sahnelerde inanılmaz bir görsellik var. Mutlaka etkileniyorsunuz ister istemez. Müziklerinde de özellikle o dönemin müzikleri çok kullanılmış. O dönemde bilinen birçok esere ya gönderme ya cover'ı ya bir şekilde, gene çok spoiler olmadan ancak bu kadar söyleyebiliyorum, bir şekilde rastlıyorsunuz. Yani o konularda da benden tam ya da tama yakın not alır şahsen yani. Tamam, özetle şöyle diyelim o zaman. Bioshock kesinlikle kaçırılmaması gereken bir kesinlikle, oyun olmuş. Kesinlikle. Ama bununla ilgili yorumlarını Fraktis'te inceleme olarak göreceğiz ve aynı zamanda dergide de 3. sayımızda da muhtemelen can yazıyor olacak. Görüyor olacağız o zaman. Çaktırmadan bana da kilitledi o yüzden. O zaman videomuzun devamındaki yorumlarımızı hem sitemize verebilir hem aynı zamanda dergimizde okuyabilirsiniz. Ben söyleyecek bir şeyim var mı? Ekleyecek bir şeyim var mı Bioshock'la ilgili? Bioshock Infinite. Yani işte kızı getirirlerse borçlarını sildirebilirler ancak bunu söyleyebilirim. İyiydi, tamam. Peki. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.